Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. TYT denememizin kimya sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuz pastörizasyon ve UHT işlemleriyle ilgili. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bize soruluyor. Birincide pastörizasyon terimi belirli ısıl işlemler için kullanılır denilmiş. Evet doğru. Belli ısıl işlemlerde kullanılır pastörizasyon olayı. İkinci de UHT işleminden bahsetmiş. UHT işleminde sütün yapısındaki bütün mikroorganizmalar öldürülüyor. Evet bu da doğru. Üçüncü de pastörizasyon amacı kullanma tarihine kadar pastörize ürünün içinde yaşayan patojen sayısını hastalığa neden olmayacak şekilde en aza indirmektir. Yani azaltmaktır. Bu bilgi de doğru. Öyleyse üçü de doğru. Yani E seçeneğimiz cevabımız. Diğer bir soruda saf bir maddenin eşit kütlelerde x katı y sıvı, z gaz halleri olmak üzere. Yani x'imiz var, y'miz var, z'miz var. X katı halde, katı hali temsil ediyor, y sıvı hali temsil ediyor, z gaz haline maddenin temsil ediyor. Eşit kütlelerde alınmış. Bunlarla ilgili düzensizlik, tanecikler arası boşluk, yoğunluk ve toplam potansiyel enerji özelliklerinden hangilerinde x, y, z sıralamasında x büyüktür, y büyüktür, z yani en düşük olan z olacak karşılaştırması doğru olabilir. Düzensizliğe baktığımızda aynı kütlede olduğuna göre en düzenli olan x'tir. Y'de düzensizlik artar, z en düzensiz olandır. Yani en düzensizlik olan kimdir? Z'dir. Z büyük, Y büyük, X olur. Bizden istenene uymuyor. Tanecikler arası boşluğa baktığımızda tanecikler arası boşluğu en fazla olan yine Z, daha sonra Y, daha sonra X olarak. Çünkü tanecikler arası boşluk en az olan X'tir katı halde. Bu da bizden istenene uymuyor. Yoğunluğa baktığımızda yoğunluğu en fazla olan tabii ki X'tir, sonra Y'dir, sonra Z'dir. Bizden istenene evet uyuyor. Üçüncüsü bizim için doğru. Bakalım dördüncü de toplam potansiyel enerji tabii ki gazlarda daha fazla olacağı için Z büyüktür, Y büyüktür, X olarak düşünebiliriz. Burada sadece yoğunluk yani yalnızca 3 olacak cevabımız. Bir diğer soruya baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kimyasal madde ihtiyaçları ders aletleri yapım merkezi yani DAİM tarafından karşılanır. Okullara gönderilen bu kimyasallar fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alınarak etiketlenir. Aşağıda DAİM tarafından hazırlanmış nitrik asit yani HNO3 kimyasalına ait etiket verilmiş. Şimdi bununla ilgili bu etiket üzerinde yazan bilgilere göre nitrik asit kimyasalı için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. A. Yoğunluğu saf suyun yoğunluğundan fazladır. Bakalım bilgilere. Evet saf suyun yoğunluğundan fazla. Bir çünkü saf suyun yoğunluğu. Bu 1,51 olduğuna göre fazla. Bu doğru. Bu değil. Bize yanlış olanı sormuş. Sağlık açısından zararlı özellikleri vardır. Bakalım solunması zararlı tabii ki. Nitrik asitin solunması halinde zararlıdır. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt teması zararlıdır. Cilt tarihine yol açar. Cilde ciddi göz hasarına yol açar. Yani sağlık açısından zararlıdır. Bu da doğru. Okullara saf olarak gönderilir demiş. Bakalım saflığına. Hayır saf olarak gönderilmiyor. Yani bu yanlış bilgi verilmiş. Bize de yanlış soruyor. Diğerlerini de kontrol edelim yine de. Aşındırıcı korozif özelliğe sahiptir. Evet aşındırıcı zaten piktogramı bize verilmiş. Bakalım bu da doğru olduğuna göre. E kat ahşap gibi yanıcı malzemelerle temas ettirilmemelidir. Evet. Burada da bize yakıcı madde olduğu belirtilmiş. Bu
yakıcı madde anlamına geliyor. Üzerine işareti gördüğümüz madde yakıcı madde demektir. Bu da zaten cilde ve herhangi bir yere tahriş eder, korozif özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu da doğru öyleyse cevabımız C seçeneğinde bize verilmiştir. Diğer bir soruya baktığımızda burada birincisi, şöyle diyelim, birinci maddemiz bu birincisi olsun. Bu ikincimiz olsun. İkinci madde, tanecik daha doğrusu. İkinci taneciğimize de 2 diyelim. İsim yerine, AB yerine sayılarını verelim. Bu da üçüncüsü olsun. Şu da üçüncümüz. Hepsinin proton, elektron ve nötron sayıları verilmiş. Birincinin proton sayısı, protonu burada. Elektron sayısı, elektron sayısı da 1. Proton sayısı da 1. İkincinin proton sayısı 1. Elektron sayısı 1. Nötron sayısı 1. Üçüncünün proton sayısı 1. Nötron sayısı 2. Elektron sayısı 1. Öyleyse bunların hepsinin de proton sayısı aynı olduğuna göre bunların üçü de birbiriyle nedir? İzotoptur. İzotop olduğuna göre bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Tabii ki kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Kimyasal aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Neden? Çünkü nötron sayısı farklı. Bunun 0, 1, 2. Yani kütle numaraları, bunun kütle numarası 1, bunun kütle numarası 2, bunun kütle numarası 3 olacak topladığımızda. Fiziksel özellikleri farklıdır. Bilgilerimiz bunlardan ibaret. Şimdi cevabımızı bulalım. Bize ne sorulmuş? Hangisi yanlıştır diyor. Üçü de birbiriyle izotoptur. Evet, bu doğru. Üçü de birbiriyle izotoptur. Çünkü proton sayıları aynıdır üçünün de. Kimyasal özellikleri farklıdır diyor. Hayır, kimyasal özellikleri aynıdır demiştik. Çünkü izotop atomlar aynı proton sayısına sahip olduğu için hepsi de kimyasal özellikleri aynıdır. Bu farklıdır deyince yanlış. Fiziksel özellikleri farklıdır diyor. Evet, fiziksel özellikleri farklıdır. Hidrojen, döteryum, trityumdaki gibi fiziksel özellikleri farklı, görünümleri farklı ama kimyasal özellikleri aynı. Peki bize neyi sormuştu? Hangisi yanlıştır? Yanlış olan sadece 2. Öyleyse cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Diğer bir soruya baktığımızda burada bize birkaç asit, baz, asidik özellikle, bazik özellikle, kuvvetli asit, zayıf asit ya da zayıf baz, kuvvetli baz verilmiş. Deney tüplerinin etiketleri düşmüş. Bunların etiketleri düşmüş. Bakın. Perklorik asit. Yani güçlü bir asidimiz var. Perklorik asidimiz var. Ayrıca asetik asidimiz var. Burada ve sodyum hidroksit var. Şimdi etiketleri düşmüş. Hangisinin neyle tepkime verdiğine ya da özelliklerine göre bize birkaç bilgi verilmiş. Bu deney tüplerindeki maddelerin sulh özellikleriyle ilgili. 1, 3 ile tepkime verebilmektedir diyor. 2'nin iyonlaşma oranı diğerlerine göre daha azdır. Daha azdır diyorsa yani 2 asitse de bazsa da zayıf asit ya da zayıf bazdır. Bakın zayıf olacak. Yani iyonlaşma oranının az olması demek zayıf demek. 3'teki çözelti kırmızı turnusolu maviye dönüştürüyormuş, çeviriyormuş. Neydi? Asitler kırmızıya dönüştürüyordu. Asitler kırmızıya dönüştürüyordu. Bazlar maviye dönüştürüyordu. Bunu hatta öğrencilerimiz çok etik olmasa da nasıl ezberliyordu? Annem kızartır, babam morartır diye ezberliyordu öğrenciler ama hani çok hoş değil ama o şekilde ezberlenebiliyordu. Yani asit kırmızıya, baz maviye dönüştürüyor. Yani 3'teki çözelti kırmızı turnusol maviye çevirdiğine göre, 3'teki kırmızıyı maviye çevirdiğine göre demek ki 3'teki baz olacak. Yani sodyum hidroksit ya da başka asidimiz, hepsi de asit, başka bazımız yok. Bakın burada
Perklorik asit var. Güçlü. Bu olmayacak demek ki. Bu da olmayacak. Bunları eledik. Burada etanoik asit olan asetik asit, yani sirke asidimiz var. Bunu da eledik. Yani 3 şıkkımızı eledik. Bunlar değil. Gitti. Öyleyse C ve A arasındayız. Bildiklerimizden gidiyoruz. Buradan gittik. İki seçeneğe indirdik. İkiye baktığımızda, ikinci seçeneğimize baktığımızda, ikinin iyonlaşma oranı diğerlerine göre daha azdır dediğine göre zayıf olacak. Zayıf olan hangisinde var? Perklorik asit güçlüdür. Güçlü bir asittir. Ama sirke asidine baktığımızda sirke asidi zayıf asittir. Öyleyse direkt bakın burası çıktı. Bu güçlü asit olduğu için bunu da eledik. Direkt cevabımız C çıktı. Ama bundan dolayı bundan faydalandık. Bir de ilk baştakine bakalım. 1 ile 3 tepkime verebilmektedir. 1 ile 3 evet kuvvetli asit ve kuvvetli baz birbirleriyle tepkime verirler. Demek ki cevabımız C seçeneği olacak. Diğer bir soruya baktığımızda sabit sıcaklıkta 100 mililitre A sıvısı 40 gram B katısında çözünüyor. Buna göre bu çözeltinin kütlece ne kadarı B'dir? B yüzdesini soruyor. Ama A'nın yoğunluğu farklı. Yoğunluk formülümüzü bulalım. D eşittir. M bölü V'den yapacak olursak yoğunluğu 1,2'ymiş. Kütlesini bilmiyoruz. Kütlesini bulalım ki diğerinde de kütle verilmiş çünkü. Litresi de 100 olduğuna göre burada bunun kütlesi yani M A'nın kütlesini buradan bulabiliriz. 120 gram olarak bulduk. B'nin kütlesini 40 gram. B'nin kütlesi de 40 gram olduğuna göre toplam kütle ne olur? Topladığımızda M toplam 160 gram oluyor. Peki bizden ne istenmiş? B'nin toplam içindeki B'nin yüzdesini istemiş. Yani MB'nin M toplama oranını bulacağız biz. B ne kadardı? 40'tı. Toplam ne kadardı? 160'tı. Sadeleştirdiğimizde 4 de sadeleşir. 1 bölü 4 olur. Yani 0,25. Yani %25'i B'ymiş. Öyleyse cevabımız B seçeneği olacaktır. Son soruya geldiğimizde son sorumuzda aynı iki ametal atomu arasında oluşan bağ, evet apolar kovalent bağ denir. Buna göre aşağıdaki bileşiklerin hangisinin yapısında apolar kovalent bağ bulunur? Şimdi bakalım. Sırayla hepsine bakacak olursak. Hidrojen 1. Hidrojen 1. Flor. Flora baktığımızda 9. Yani bir katmanı var. Flor 2, 7. Şimdi hidrojen floru yapacak olursak hidrojenin bir tane son katmanında elektronu, florun son katmanında bir. Hemen Lewis yapılarını yapıyoruz. Ve aralarında oluşan bağ baktığımızda polar kovalent bağ. Çünkü uçlanma var. Kısmen negatif, kısmen pozitif. Ama aynı iki ametal değil zaten. De burada birazcık da Lewis'i tekrar etmek amacım. Kovalent bağları bir araya gelişlerini tekrar görmeniz tekrar amaçlı olarak tek tek hepsini yapacağım. Peki B'yi yapalım. B'de burada apolar kovalent bağ yok. Polar yani. Dipolü var çünkü. Dipol demek polar demek. Polar olunca dipol oluyor. Yani di 2 idi. Pol uç anlamında, kutup anlamında. Dipol iki ucu var. Yani polar kovalent bağdır bu. B'ye baktığımızda B'de C2H6 karbon kaçmış? Karbona bakıyoruz. 6. Hemen 2, 4 şeklinde karbonun 1, 2, 3, 4 tane son katmandaki elektronları yerleştiriyoruz. Ama 2 tane karbon. Diğer karbonda yerleştiriyoruz. Lewis noktalarını yani elektronları. Hidrojenin 1 olduğunu biliyoruz zaten. Hemen hidrojenleri yerleştirdiğimizde 1 elektronlarında hidrojenlerin koyduğumuzda bu şekilde bakın. Hemen aralarındaki bağları oluşturalım. 2 elektronun ortaklaşma kullanılmasıyla, ortaklaşa kullanılmasıyla
Evet, bu şekilde bağları oluştu. C2 aşaltı oldu. Peki burada apolar olan var mı? Hidrojenle karbonlar arasındakiler polar. Polar, 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 polar. Ama karbon karbon arasında olan şu tekli bağ nedir? Apolardır. Burada bir apolar kovalent bağ var. Evet, cevabımız B oluyor. Ama diğerlerini de tek tek bakalım. Mesela CH4'te baktığımızda C'deki karbon 1, 2, 3, 4 son katmanındaki elektron. Hidrojenin son katmanındaki biri. Hepsine koyduğumuzda buradaki bağların hepsinin polar olduğunu görüyoruz. Bakın hepsi polar. Çünkü farklı. Aynı değil. Aynı olunca, bakın şuradaki gibi aynı olduğu için çekiş gücü, çekim gücü aynı olduğu için burada apolar kovalent bağ var. Ama burada polar, polar, polar kovalent bağ. 4 tane polar kovalent bağ var. Karbondioksite baktığımızda karbondioksitte de oksijeni yapmamıştık. Oksijen kaçtı? 8'de. 8 yani 2, 6 son katmanında oksijenin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra merkez atom ne? Karbon. Karbonumuzun 1, 2, 3, 4. Diğer oksijeni de yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen aralarındaki bağları oluşturursak bu ikisi ortaklaşa kullanılıyor. Bu ikisi ortaklaşa kullanılıyor. Şu ikisi ortaklaşa. Yani ne oldu? Karbon dioksitimiz şu şekilde oluştu. Oksijenimiz de şuradaki elektronlar. Bakın. Burada da karbon ve oksijen arasındaki ve karbon ve oksijen arasındaki bağlar kovalent ama polar kovalent bağ. Yani farklı atomlar arasında olduğunda polar oluyor. Uçlu yani. Burada da aynı şekilde iki farklı atom arasında olduğu için burası da polar kovalent bağ. NH3'e baktığımızda şöyle yapalım onu da. Amonyak azotun son katmanında 2,7 olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 şu şekilde azot 2, 5 pardon 2, 7 olan flordu 2, 5 olduğu için azotun son katmandaki 5 elektronu yerleştirdik ve şuralara da hidrojenleri koyduğumuzda tabii ki aralarındaki bağ farklı bir renkte yapalım. Oluşan kovalent bağımız polar kovalent bağ olacak. Tabii ki burada da polar olduğu için bizden istenen apolar yani aynı iki ametal atomu apolar kovalent bağ burada da göremiyoruz. Sadece B seçeneğinde var. B doğru cevabımız. Burada dikkat etmeniz gereken özellikle üzerine basarak söylüyorum. Mutlaka ametalleri bilmemiz gerekiyor. Hidrojen, karbon, azot, oksijen en önemli kullandığımız atomlar. Sonra 7A'daki flor, klor, brom, iyot ve fosfor, kükürt, selenyum bizim hiçbir zaman unutmamamız gereken ametaller. Çünkü bu her yerde karşımıza çıkacak. Özellikle TYT'de ametallerimiz. Bunlar çünkü kendi aralarında bileşik yaparsa kovalent oluyor. Kendi aynı atom arasındaysa apolar, farklı atomlar arasında olursa polar kovalent bağ oluyor. Eğer bir metalle ametal arasındaysa iyonik bağ yapıyor. Dediğim gibi ametalle ametal arasındaysa ne oluyordu? Kovalent bağ oluyor. Bunlar da bilmeniz gereken püf noktaları. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ne kadar çok abone olursanız o kadar çok video paylaşımı artacaktır. Soru çözümleri, TYT, AYT hazırlıklarımız gittikçe artacaktır. Hoşça kalın.